Albonus 2018 Suriye Yalın etkinlikleri ve faaliyetleri, organizasyonları tüm hızıyla sürüyor. Daha yıl bitmedi. Bu yılın içerisinde Turas Kültür Rotaları projesi ki bu projeyle Rüya Ören Yeri ve müzemiz başta olmak üzere adeta önümüzdeki yıllarda süreçte Turaya Milli Parkı çok büyük bir ziyaretçi akınına uğrayacak. Amacımız şu: nasıl ki şu an Gelibolu Yarımadası tarihi alanı yılda milyonları bulan bir ziyaretçi potansiyeline sahipse, başta Tevfik Bey Köyü merkezli olmak üzere Turaya Milli Parkı, ki 6 köyümüz var Tevfik Bey Köyü başta olmak üzere, ve bu Turaya Milli Parkı'nın sınırları içerisinde sadece köyler de değil, efendim Cezayir Hasan Paşa Köşkü, Orhaniye Tabyaları, Çanakkale Savaşları'nın Anadolu yakasındaki geçen tarihi kültürel varlıkları da var. Tarihi Osmanlı mezarlığı, efendim Yeniköy plajı, günübirlik kullanım alanı olarak kullanılabilecek. Diğer taraftan Aşil Tümülüsü, antik mezarlar ve yine kültürel varlıklar var. Adeta Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçi bir günü nasıl geçiriyor ise Turaya Milli Parkı sınırları içerisinde de bir gün geçirebilecek bir destinasyon oluşturmak. İşte bu destinasyona da bu projeyle, yani kültür rotalarıyla da müthiş bir katma değerle bulunuyoruz. Bakanlarımız ve valiliğimizin himayelerinde güzel yoldan devam edip sahilden bir toprak yolu vardı. Bugün bu asfalt hale getirildi ki önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir bir takım kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler olacak. Turaya yılıyla başlayıp işte bu maratondu, bisiklet turuydu. Bu Karanlık Liman bölgesinden trekking, bunlar Karanlık Liman bölgesinden yapılacak olan projeler. İşte Turas Kültür Rotaları projesinde de müdürlüğümüz tarafından yürütülen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından da desteklenen, valiliğimizin himayelerinde iki deniz, iki yarımada, iki körfez, iki ada, iki dağ, iki kıta ve bir boğaz barından 6500 yıllık Çanakkale coğrafyası doğal, kültürel ve tarihsel ilk ve en ve teki taşımaktadır. Dünyada Tanrılar Dağı unvanına sahip en eski yerleşim yeri olan İda'dan Osmanlı'nın ilk tersanesi olan Kadırga Koyunu. Bu kadar çok insanın bu kadar dar bir alanda bu kadar uzun süre savaştığı dünyadaki tek savaş bölgesi Gelibolu'da ilk dünya haritasının çizildiği Koru Dağları'na kadar çeşitliliği gösteren sayısız doğal, kültürel, tarihi ve mitolojik değerleriyle ülkemiz için önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır. Ulusal ve bölgesel planlama çalışmalarında da yerini bulan bu potansiyeli değerlendirmek üzere, talebin giderek artması ile dikkat çeken alternatif turizm bir müdahale alanı olarak görülmektedir. Bu çerçevede bölgenin tarihi, kültürel, doğal özelliklerini öne çıkarabilecek, sürdürülebilir ve sorumlu turizm anlayışı ile diğer turizm ürünlerini besleyecek şekilde geliştirilebilecek trekking yürüyüşü turizm çalışma alanı olarak belirlenmiştir. İşte bu projemizde tabii sadece kamu kurumları değil, turizmin özel sektördeki paydaşları da var. Turist Rehberleri Derneği'nin Çanakkale'deki alt örgütü olan ÇARO, Çanakkale Rehberler Odası'ndan kıymetli arkadaşlarımız Osman Bey, Hasan Bey, ki projenin esas yürütücüsü olan Ali Bey, arkadaşlarımız da bu projeyi yürütüyoruz. Etap etap, şu an Turas, Adalar,
efendim Kaz Dağları, yani Çanakkale'nin bütün kültür rotaları süreç içerisinde belirlenmiş olacak. Bu da Çanakkale'nin turizminin olumlu anlamda müthiş bir ivme kazandırmış olacak, müthiş bir olumlu katma değeri olacak. Ben konuyla ilgili biraz daha dünyada en çok yürünen, dünyada en çok bilinen, dünyada en çok rağbet edilen yürüyüş rotalarının, daha doğrusu kültür rotalarının Çanakkale'de var olmasıydı. Bu hayal doğrultusunda özellikle daha önceden yaptığımız çalışmalar vardı, saha çalışmaları da vardı. Bir altyapı sahibiydik ama yaptığımız ne varsa ilk olarak İl Kültür Turizm Müdürlüğümüze, Sayın Müdürümüze sunduk. O heyecan kendisine geçti, ben hatırlıyorum. Projeyi gördüğü zaman ayağa kalkmıştı yani. Ya bunu daha güzel bir baskı haline getirmeniz gerekiyor diye. Yerelden yola çıkarak tamamen yerli ve milli faktörlerle uluslararası bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. Bütün ekipçe. Ekibimizde de 25 kişiyiz. Akademisyenler, rehberler, tarihçiler, yazarlar mevcut. Ama bu ekibin bir de tabii sahibinin hem Çanakkale Rehberler Odası'nın yönetiminde hem de bu projenin içerisinde aktif en baştan beri Osman arkadaşımla beraber bu hayalimizi gerçekleştirme yolunda biz de çok uğraşlar verdik. Osman dediği gibi ben biraz daha sahada aktif olmaya çalıştım ki özellikle doğa yürüyüşü ve trekkingçilerin ilgisini çekebilecek çok önemli değerlerimiz var Çanakkale içerisinde. Bunun ön plana çıkarılması ve tanıtılması için de çok gayretler sarf ettik. Sahada yaptığımız çalışmalarda özellikle hem turizm anlamında canlanması hem de bunun yanı sıra bu güzergahın geçeceği rotadaki yerel halkımızın, insanlarımızın o köylerinde bu turizm paydaşı olarak kazanç sağlaması ya da gelir sağlaması öncelikli hedefimizdi. Hem bu güzelliklerimizi bütün dünyaya tanıtmak hem de bu rotanın geçeceği yerlerdeki insanlarımıza katkı sağlamasını amaçladık. Ve oradaki nüfusun giderek azalması ve artık köylerin neredeyse terk edilmiş duruma gelmesiydi. Belki bu projeyle biraz daha bu köylerin canlanmasına ya da o gençlerin, yeni yetişen nesillerin biraz daha belki turizmle haşır neşir olarak, turizmin içerisine girerek köyleri terk etmemelerini sağlamaya çalıştık ya da bunu düşündük. Etkili olacağını düşünüyoruz. İnşallah düşündüğümüz şekilde olursa o sahada köylerden geçen bu yürüyüş yolları ve buranın yeterli şekilde tanıtımlarının da sağlanması sonucunda bütün dünyadan turistlerin hem yerli hem yabancı insanların ilgisini çok çekeceğini düşünüyoruz. Çünkü gerçekten